Bu bölgede 9 tane cami var. Bir de yer olarak buraya baktığınız zaman burası dolgu alanı. Bak burada fiziksel arıtma tesisi var. Bunun biyolojik arıtma tesisi alanı. Bu alan niye dolduruldu? Önce onu sormamız lazım. Yani niye? Bu kentin daralmasıyla beraber rekreasyon alanının artması, genişlemesi anlamında dolduruldu. Yani yapıların çok fazla olmasından kaynaklanan bir ferahlık sağlamak için yapılan bir rekreasyon alanı. Dolgu alanı. Peki dolgu alanlarını yapıp sonra tekrar bina yapacaksak o zaman niye bu alanları oluşturduk? Caminin ihtiyaçla ilişkili gördüğünüz bölgede 9 tane camimiz var. Biz yaklaşık 2 yıla yakındır ben belediye başkanlığı yapıyorum. Vatandaşların bir ihtiyacı olursa ben karşılamak zorundayım. Kendimi yükümlü hissediyorum yani. Sonuçta bize bu bölgede camiyle ilişkili bir ihtiyaç belirtilmedi. Peki bize belirtilmeyen bir ihtiyaç, Ankara'dakiler bunu nasıl görüyor? Bir bine yakın ilçe içerisinde sadece Kadıköy'de bu bölgede işte bir rekreasyon alanında böyle çok görkemli ve büyük bir cami ki dinimizde bu kadar görkem ve şey değildir. Bizim dinimiz mütevazı bir dindir. Niye akıllarına görüyor böyle gösterişli, hatta yerleşim alanında değil, yerleşim alanından uzak bir alanda bir cami? Bence bu siyasi bir düşünce, siyasi bir yapılanma, siyasi bir mesaj verilmek isteniyor. Dinimizi siyasete alet etmesinler. Etmeleri de doğru değil. Siyasi mesajlar nedir diye soruyorsanız bana göre tamamen gösteriş ve imza üzerine kurulu bir şey. Yani camiler bizim kutsal mekanlarımız, yani bizim korunmamız gereken alanlar. Biz her zaman bu görevi üstleniriz. Hiç merak etmesinler. Kendi görevlerini yapsınlar. Bak terör, şiddet ülkede aldı başını gidiyor. 7 Haziran'dan bu tarafa 400'ün üzerinde yurttaşımız hayatını kaybetti. Ekonominin durumu iyi değil. Ciddi şekilde işsizlik var. Merkez hükümet bunları halletsin. Kendi görevlerini yapsınlar. Vatandaşımızın genelde huzurunu şey yapsınlar. Bak İstanbul'da yoğun bakımlarda şu anda sıra var. Yoğun bakımda sıra olur mu? Sağlık sorunuyla ilgilensinler. Eğitim sorunu ayaklar altında. Şu anda onunla ilgilensinler. Kendi işlerini yapsın. Herkes kendi işini yaparsa biz demokratik, layık ve huzur dolu bir ülke oluruz. Hukuki olan bütün süreci, hukuki olan bütün haklarımızı kullanacağız ve kamuoyunu sürekli bilgilendireceğiz.